en önemli faktörlerden birisi de kültür. Ki Türkiye tam geçiş bölgesinde olduğu için ve birçok kavmin de uğradığı bir yer olduğu için ta Göbekli Tepe, milattan önce 12 binlerden işte Çatalhöyük 10 bin, 5 binler, sonra Yunan uygarlığı, Roma uygarlığı, Bizans, Anadolu Selçuklusu, Osmanlı ve günümüzün Cumhuriyet dönemi. Farklı farklı kültürler, farklı farklı inançlar, farklı yaşam şekilleri. Bunların hepsinin burada olması, üst üste olması, eskinin hiçbir zaman yok olmaması aslında bu çeşitliliği de arttırıyor. Yani sadece kültür değil, sadece deprem değil, sadece iklim ya da topografya değil. Bunların hepsi bizim ülkemizdeki zenginliği arttırıyor. Ve bu zenginlik sayesinde aslında Türkiye'de, Anadolu'da farklı geleneksel kırsal yerleşimler, farklı derken burada zenginlik anlamında farklı kırsal yerleşimlerle karşılaşıyoruz. Türkiye 7 idari bölgeye ayrılmıştır. Burada onların altısından örnek görüyorsunuz. Mesela Kuzeydoğu'dan Rize evi, Güneydoğu'dan bir Mardin yerleşimi, yine Güneydoğu'dan bir Urfa Harran evi, Kuzeybatı'dan bir Bursa Cumalıkızık sokağı, Orta Anadolu'dan bir Kayseri evi ve Doğu Anadolu'dan bir Erzurum sokağı. Gördüğünüz gibi hani hiçbiri birbiriyle bir benzerlik taşımıyor. Bunun dediğim gibi arkasındaki faktörler sadece coğrafya, sadece iklim değil. Bunların hepsinin sentezi. Bir yerleşime, konuta biz mimar olarak aslında onun özünde, merkezindeki hayatın geçtiği mekana bakarak analiz ediyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir konut, bir ev, bir insanların bir hayatının geçtiği, 24 saatini geçirdiği bir yerse, en çok kullandığı yer onun aslında evin en can alıcı yeridir. Bu geleneksel Türk evlerinde, Anadolu evlerinde sofa olarak adlandırılıyor. Bazı yerlerde hayat da denir. Bu ortak bölgedir. Yani evdeki odalar arasındaki şu an günümüzde evlerimizde koridor dediğimiz ya da giriş dediğimiz, daha çok koridor diyelim, her odanın ona açıldığı ama daha eskiden yaşanan, yani orada yemek de yendiği, işte yemek de pişirildiği, herkesin oturduğu da bir yer. Yani bir tür şu anki evlerimizin oturma odası ya da salonu gibi diyelim. En canlı mekan. Bu hem evin içinde dolaşımı sağlayan bir mekan, aynı zamanda toplanma da mekanı. Biz Türk evlerini bu sofaların bulunması ya da bulunmamasına göre 4 tipe ayırıyoruz. Şimdi size önce merkezi sofayla, central sofayla başlamak istiyorum. Şu an solda gördüğünüz ev planı, ikinci kat planı bir Safranbolu evinden, Türkiye'nin kuzey batısında yer alan ya da tam kuzey ortasında yer alan Safranbolu'dan bir evin ikinci kat planı. Ortasındaki bu maviyle işaret ettiğimiz alan o evin sofası. Gördüğünüz gibi 4 tane, 4 köşesinde bir oda var. Ve odaların kapısı doğrudan bu sofaya açılıyor. Sofaya aynı zamanda başka küçük mekanlarda kahve ocağı, köşk, merdiven, yani dikey sirkülasyon, oturma köşeleri de ocakta açılıyor. Sofa, merkezi sofa olduğu zaman genelde yapılar dikdörtgen
formda ya da kare formda oluyorlar. Yakın yani kareye yakın dikdörtgen formda oluyorlar. Mutfak, ondan sonra eyvan dediğimiz mekan ya da işte ıvır zıvırların tutulduğu depolama alanları buraya açılıyor. Ve genelde evlerin köşelerinden diagonal olarak giriyoruz. Burası çok fazla dış mekana açık olmadığı için yani dış pencerelere uzak olduğu için aslında evin en sıcak yeri oluyor. Yani en korunaklı, kışın soğuktan uzak olduğu için azıcık da ısıtıldığı zaman aslında evin yaşandığı yer gibi düşünülebilir. Ve o yüzden soğuk, karasal iklimin daha ağır bastığı yerlerde orta safhalı evlere daha çok rastlıyoruz. Bu gelenek aslında bizim Türklerin Orta Asya'da yaşadığımız yurtlarda, yurt yapılarında ki mekan organizasyonuna çok benziyor. Yurtta da, yurtlar biliyorsunuz dairesel, biraz önce göstermiştim. Burada bir kesit aksonometrisini görüyorsunuz. Ortasında evin en özel yeri olan işte ısınma ve yemek pişirme yeri. Şurada maviyle gösterdiğim yer bulunuyor. Yani odakta, en can alıcı yerde yemek pişiyor. Girişte şöyle diyelim, şöyle gösterelim. Girişin, yani bunu eğer dört parçaya bölersek, girişin olduğu bölge, ocağa kadar olan bölge, işte alet edevatın, varsa savaş aletlerinin konulduğu, dışarıdan getirdiğiniz yüklerin konulduğu yer oluyor. Buna göre biraz önceki mekanda da hatırlarsanız dörde ayrılma vardı. Burada da hani ortada en can alıcı, yani bütün hayatın burada, bunun etrafında döndüğünü düşünebiliriz. Dört parçanın en karşıdaki ana mekanı, girişin karşısındaki aslında bir evdeki en hani nasıl diyelim değerli yer. Misafirlerin konuk edildiği, beraber oturulduğu, işte bir eğer bir altarı varsa, bir hani böyle küçük özel bir köşe varsa tapınma için kullanılan, onun bulunduğu, hani en evin derli toplu, bir şu anki bizim oturma odalarımızın gibi olduğu yer. Onun dışında sağ taraf kadınlarla ve çocuklarla ilgili, sol tarafta erkeklerle ilgili. Burada hani hem yatma, hani geceleri yatılan, gündüzleri toparlanan bir şilte sistemi var. İşte oturulan yer. Burası da evin aile reisinin, erkeğinin yatıp uyuduğu ve de hani yaşadığı yer olarak düşünülebilir. İşte gördüğünüz gibi sedirler, burada oturma yerleri, halılar, ona göre organize edilmiş küçük mobilyalar ve yukarısında da işte bacanın, bu dumanın aktarıldığı delik. Sadece tek kapıyla, burada kapıyı hani biz bir merdiven olarak düşünürsek, düşey, hani buraya giriş mekanı, aslında dörde bölünen, yani şu şöyle diyelim, dört parça ve ortasında en can alıcı yer olarak sofa bulunuyor. Burada Safranbolu, biraz önce orta sofalı planını gösterdiğim yerleşim olan Safranbolu'yu görüyorsunuz. Safranbolu'nun sokakları yine eğimli bir arazi olduğu için herhangi bir sistematik bir sokak dokusu yok. Her zaman sürprizli, eğimli, çabucak dönen, her sokak dönüşünde farklı bir açı size veren bir yerleşim. Safranbolu adından da geldiği gibi safran ticaretinin yapıldığı ve o yüzden de Osmanlı döneminde nispeten zenginleşmiş bir köy. O yüzden yapıları da nispeten belli bir refah seviyesini gösteren bir dokuya sahip.
Gördüğünüz gibi zemin katlar genelde taştan yapılıyor ve taş olduğu için genelde dışarıya herhangi bir cephe vermiyor. Sadece sokak kapısından bahçeye giriyorsunuz. Asıl evin yerleşim odaları 2 ve 3. katlarında. Hatta Safranbolu'da işte kadınların girdiği kapılar, erkeklerin girdiği kapılar, işte kadınların oturduğu odalar, erkeklerin oturduğu odalar gibi böyle daha kültürle ilişkili bir takım mekanlarda rastlanabilir. Havuzlara rastlanır Safranbolu'da. Yine işte Safranbolu evinden iç sofalı ve eyvanları olan, ki eyvanlar böyle köşeler, şu pencerelerden şurada gördüğünüz dışarısını seyredebildiğiniz, oturup sohbet edebileceğiniz bir yer eyvan. Odalar ise sedirlerle ve ocakla süslenen, aynı zamanda yunmalık dediğimiz küçük banyoları da olan, odaların her birinin kendi birer yaşam mekanı olduğunu düşünmemizde fayda var. Dış sofalı örnekler aslında sofanın bir tarafta olduğu, diğer tarafta da odaların sıralandığı örnekler. Bu hani yaşamımızda şöyle bir şey. Sofa hani yaşamın en çok canlı olduğu yer, hani bir konutun, yerleşimin koru, özü demiştik ya. Hayat eğer böyle çok soğuk olmayan, ılıman bir yerde yaşıyorsanız ve yılın neredeyse 9-10 ayı dış mekanda hayatınızı sürdürebiliyorsanız, bu sofa genelde açık oluyor. Bu dış sofalarda biraz sonra göstereceğim örnekteki gibi bir tür balkon gibi çalışabilir. Odalarda bunun etrafında sıralanmış olabilir. Bu mekanda yemek pişirebilirsiniz, çamaşır yıkayabilirsiniz, gündüz gece oturabilirsiniz, depo olarak kullanabilirsiniz. Yani hayatın büyük bir kısmı burada geçiyor. Üretim yapabilirsiniz. Odalar ise ya geceleri hani yatıp uyumak için ya da kışın hani soğuktan korunmak için kullanacağınız mekanlar. Odalar tabii tek başlarına ocaklarla ısınıyorlar. Kimi yerlerinde şu an bizim gardırop dediğimiz depo alanları ve yunmalık dediğimiz banyolar da bulunuyor. Yazları en çok kullanılan mekanlar. Bu örnek Ege bölgesinden, İzmir'den Birgi Çakırağa konağı. Birgi de tarımla çok haşır neşir olmuş. Dağ yamaçlarında, Ödemiş Bozdağ yamaçlarında kurulmuş, ovadan epeyce yüksekçe yamaçta yer alan bir yerleşimdir. Tarımla uğraşır demiştim. Kestane üretilir. Aynı zamanda ovada geçmiş dönemde kenevir, kendir, yani ip üretimi, ipek böcekçiliği, bunların yapıldığı ve tabii ticaretinin de yapıldığı, ipek yolu vasıtasıyla ticaretinin de yapıldığı bir küçük yerleşimimiz. Aynı zamanda antik bir yerleşimin de üstünde. Birgi Çakırağa Konağı ise tam bir açık dış sofalı örnek. Hani bütün odalar tıpkı bir hani otel odası gibi diyelim. Bir koridorun etrafında, ki biz ona sofa diyoruz, yerleşiyor. Bir avlu var. Gördüğünüz gibi açık bir avlu. Yüksek bahçe duvarları var. Avluda zemin katta daha çok depolama, tarım ürünlerinin ya da ticari malların depolandığı, hayvanların ahırının olduğu, tuvaletin olduğu, müştemilatın olduğu bir ortam. Üst katlar ise yaşam mekanları, ama hani yaşanılan sofa mekanları bizim az kullandığımız koridorlar gibi değil. Her zaman hayatın geçtiği canlı mekanlar oluyorlar. Bir başka tip de iç sofalı örnekler. Bunlarda sofa, yani bu canlı mekan,
Binanın bir cephesinden bir cephesine uzanıyor. Bu cephe ya ana cadde, hani ana caddeye bir konsol ya da bizim hani cumba dediğimiz, çıkma dediğimiz bir mekan yapıp gelen geçeni seyretmek, ışığı daha fazla almak, yani sofayı dışarı aktarmak gibi iç sofalarda böyle bir özellik görüyoruz. Yani orta sofalarda biliyorsunuz dış mekanı herhangi bir cephesi olmadığı için daha içe kapalıydı. Burada dışarıyla ilişki daha öne çıkıyor. Bu tip örneklere hemen hemen her iklim bölgesinde rastlayabiliyoruz Türkiye'de. Çok yaygın bir tip. Bu dediğim gibi cepheye güneşe bakar, güneşin olduğu ana cephededir. Ya da sokağa bakan ana cephededir. Bu çıkma cumba. Cumbalı evlere de baktığınız zaman o cumbanın aslında hem oturulan hem işte bir tür evin içinden bile olsa hani dışarısı ile ilişkinin kurulduğu, bir de daha fazla ışık alınabilen, havalandırmanın sağlandığı bir mekan olarak görebiliyoruz. Ve onun dışında da odaların etrafında yine eski örneklerdeki gibi dağıldığını görüyoruz. Odaların köşelerinden giriyoruz. Odalarda hem oturuluyor, gece yatılıyor, bir yerde ocağı var, deposu var ya da yunmalığı var. Bazı odalar diğer odalardan daha önemli olabilir. Baş oda dediğimiz gibi, dendiği gibi. Baş odada evin misafiri ya da o gün günübirlik gelen kişiler ağırlanır, yemek yedirilir. Buranın hani süslemeleri, duvarları, pencereleri daha özenli yapılmıştır. Diğer odalar biraz daha mütevazi olabilir. Bu iç sofalı örneklere de Ankara'dan bir örnek. Ankara İç Anadolu bölgemizde. Biraz önce Safranbolu'da gördüğümüz gibi orası da soğuk bir yer olduğu için zemin katlar taş, zemin katlarda çok fazla açıklık, pencere, kapı yok. Çünkü orada işte depo var, hayvanların ahırı var, odunluk var. Daha başka işte evde hani depolanması gereken herhangi bir üretim malzemesi var. Üst katlara gittikçe ise daha fazla yerleşimle ilgili yani evinin ihtiyaçları ile ilgili mekanlara rastlıyoruz. Ve illaki bir cumba, illaki bir balkon görüyoruz. Burada hani dikkatimizi çekebilen hani belki alt katlarda Ankara'yı bilenler bilir taş ağırlıklı. En üst katta ise ahşap karkas dediğimiz ahşaptan yapılan içinin de tuğlayla ya da taşla doldurulduğu bir yapı tipi görebiliyoruz. Bir de herhangi bir sofası olmayan yapılar var. Bunlar da direkt eve bahçeden girdiğiniz böyle bir ara mekanın olmadığı yapı tipleri. Bunlar aslında en primitif, en ilkel yapı tipleri diyebiliriz. En basit hani Çatalhöyük'teki bir ev gibi mesela. Tek bir ev, tek bir oda. Hani diyelim ki en fazla iki odası var. Ya da işte tek bir mutfak, yatak odası, yüklük hepsi hani giriyorsunuz. Hepsi bir arada. Bu tip evlere daha çok sıcak iklimlerde ya da Akdeniz iklimlerinde rastlıyoruz. Bu kerpiçten de olabilir, taştan da olabilir. Ama bu da çok yaygın. Bir de ekonomik seviyesiyle de ilgili. Hani daha sonradan ekleyip bu tipi geliştirebilirsiniz. Yatayda yapabilirsiniz. Üst kata çıkabilirsiniz. Mesela hani bu örnekte planını gördüğünüzde direkt mutfağa giriyorsunuz. Küçük bir kazan yeri, işte depolama, sonra odaya giriyorsunuz. En basit ev tipi. Bunun da aslında daha geçmişi var bu ev tipinin. Aslında megaron dediğimiz ya da megaroid dediğimiz ev tipleri. Bu antik Yunan'a dayanan bir ev tipi. Bizim bölgemizde, Ege bölgesinde özellikle. Megaron tipinde aslında bir ana oda var. Onu ana odaya giren bir kolonlarla böyle revak gibi de bizim bir tür
nasıl diyelim, bir sundurma dediğimiz bir alandan, şöyle ön alandan, diyelim ki bir bahçeden ya da avludan sundurmaya girip, sonra küçük bir odaya girip, sonra tekrar ana yaşam odasına geçtiğimiz bir tip. Bunlar, bu evler aslında özellikle Milet, Priene, ki bunlar Priene'ye ait ev planları, yerleşim planları. Orada da biliyorsunuz gridiron ya da ızgara sistemi dediğimiz bir kent planlama sistemi ilk kez ortaya çıkmış. Bu ızgara sistemi içine avlulu evler yerleştirilmiş ve bu avlulara açılan megaron tipi evler yapılmış. Aslında bu ev geleneği, bu primitif örnek diyelim, başka kültürler tarafından sonradan Anadolu'ya girenler ya da işte Anadolu'da sonradan işte din ya da kültür değiştiren, hani dönüşüm geçiren halkın sonraya aktardığı örnekler, yapı gelenekleri. Bodrum evleri aslında bunlara çok iyi örneklerdi aslında. Without sofa dediğimiz, hani sofasız evler, Bodrum evlerinde hani tek bir taş birim ve o taş birimin içinde bazen kot farkları yaratarak, musandıra dediğimiz alanlar yaratarak, kalın taş duvarlarının içinde, bu sıcak iklimde, hani çok yazlarının çok sıcak olduğu ortamda, çok fazla pencere açmaksızın dışarı, küçük pencerelerle içerisinin ısınmasını engel olarak ve geceleri de pencereleri açıp havalandırarak, serinleterek, hayatında zaten dışarıda kışın bile yemek pişirilebileceği, çamaşır yıkanabileceği, tarımsal üretimin yapılabileceği yapı tipleri olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir örnekte bir ahır, yani hayvancılığın yapıldığı bir ahır evin içine taşınmıyor ya da evin zeminine taşınmıyor. Daha önceki Safranbolu ya da işte Ankara örneklerinde evin zemin katına hayvanın ahırını alabiliyorsunuz, giriş katına yani. Ama Bodrum'da buna gerek yok. Hani bir ahır için yanına ayrı bir birim yapılıyor ya da başka bir uzakta bahçenin başka bir köşesine taşınabiliyor. Bu yüzden metrekaresi küçük, daha kübik formlar şeklinde Bodrum evlerini görebiliriz.